Evet dostlar, herkese günaydın. Sisli bir Rize sabahına uyandık. Bugün Uğur abi erken saatte uyandı. Annesini hastaneye götürdüm. Ben de montaj işlerini falan hallettim. Şu an Uğur abi geri dönmüş. Aşağıda çalışmalar yapıyor. Ben de hemen onun yanına geçiyorum. Nasıl, rahat uyuyabildin mi? Uyuyabildim abi. Yani sabah annemi doktora götürdüm. Evet. Sonra dedim birazcık çalışayım. Bugün hava yağmurlu. Tam bir Mart havası var. Sisli, çiseli. Bizim burada Mart 9'u Kocakara hesabı. Mart 9'u yani 13 gün ileriye git. Mart'ın 20'sinden 30'una kadar böyle sisli puslu bir hava olur. Şimdi işte biraz Nisan'a sarktı, devam ediyor. Bir de önümüzde Abril 5'i var. O da yani Nisan'ın 5'i, 13 gün ileriye git, işte 20 ile 30 Nisan arasında da bir soğuk yaşayacağız. Bu Kocakara hesabı hiç şaşmaz. Ya bir dışarıya bakalım. Seramız hala açık. Böyle ince ince çiseler. Böyle bir ay boyunca yağar. Ve şeydir, yani fırtına vurmaz, işte sis kalkmaz. Öyle Mart dumanlı, böyle pis bir hava olur yani. Şu anda tam bir Mart havası yaşıyor. Sedat abi yok. Makineye çalıştırmış yukarıda herhalde. Biz bugün fırsattan istifade, hazır yağmur yağıyorken dağa çıkalım. Orada yağmur havada yapılacak bir işimiz var. Onu yapalım. Yağmurluklarımızı giyelim. Gidelim. Hadi hazırlanalım. Evet dostlar. Tripoda çatı yapıyoruz. İçin darbe kısmı, normal ahşap veya bu tip şeyler demek için darbesizi aldık. Yavaş hızda çalışsın. Nasıl? Çatımız hazır. Tripod telefon su almasın diye şu şekilde bir çatı yaptık. Artık güvenle çekebiliyoruz. Evet dostlar, şu an hazırlığımızı yapıyoruz. Yağmur havada biz nasıl hazırlanıyoruz onu da göstereyim. Bak şöyle biraz uzaktan çek. Aşağılar içeriye. Altlarında lastikleri var sıkıştırsın diye. Böyle kumruğuna kadar çekiyorsun.
Yağmur adam. Evet dostlar, şu an hazırlıklarımızı yaptık. Yağmurluklarımızı giydik bu şekilde. Şu an tarlaya gidiyoruz. Gübreleme yapacağız. Ne diyorsun abi? Tam bir rapçi oldun ha. Aynen. Şapka taktım gözümün üstüne yağmur gelmesin diye. Aynısını tripod içinde yaptık. Şapka yaptık tripoda şöyle. Az önce göstermiştim zaten. Yoldayız. Şu an tarlaya doğru gideceğiz. Biraz işlerimiz var. Halledeceğiz. Sonra tekrar eve geri döneceğiz. Bu ilk gün çıktık ya hani gece geldiğimizde. Evet evet. Oraya gidiyoruz. Oraya gidiyoruz. Yani orayı da tanıtacaktık ya da biz orada zaten çok çalışacağız. Evet. Yani bol bol göreceksiniz. Hiç ya orada çok güzel bir manzara varmış ama bugün hava sisli, göremeyeceğiz. Zaten bol bol çıkacağımız için şey yapacağız orayı. Sis biraz dağıldı belki gözükür. Evet. Sabah daha kötüydü. Ben sabah uyandım. Bir an kar yağıyor zannettim de korktum. Ama sis yukarıda sis var. Şu anda bizim köyün kotunda sis yok. Birazdan sisin içerisine gireceğiz ama. Ne yapıyorsunuz lan siz? Manyak herifler. Siz kimsiniz be? Gel. Hepsi de dişi. Öyle mi? Ya bir tane erkek evet. Var. Alfa herhalde. Daha yaklaştık, çok az kaldı. Buralar tabii çok dik. Önceden biz yürüyerek nasıl çıkıyormuşuz ya? Herhalde bir saatinizi alıyormuş. Buradan aşağıya işte çay indiriyorduk teleferik alanda olmadan önce. Evet geldik. Bu kuzenimin kulübesi işte amcamlar, Sıvık abinin. Evet dostlar. Geldik. Bu sıvı gübre içerisinde organik amino asitler, mükulvik asitler var. Yani zenginleştirilmiş ama tamamen organik kaynaklardan üretilmiş bir sıvı gübre. Şimdi bu gübreyi yağmur havada niye veriyorum? Hani arazi çok çetin olduğu için aslında su katılarak verilmesi gerekiyor. Biz de o işi yağmura yaptıracağız. Yani hafif sulandırdım. Set aralarını daha konsantre bir şekilde azar azar dökeceğim. Gerisini de yağmur halledecek. Çay setleri zaten kazıldığı için gübremiz de akıp gitmeyecek. Yani yağmuru faydaya çevirmiş oluyoruz. Evet. Yoksa düşünsene mesela bunu sulandırdın işte 10 katı 20 katı su kattın. O arazilerine işte yukarıya doğru git taşı, doldur taşı. Çok zor olur. Şu an ilk gün geldiğimiz yerdeyiz arkadaşlar. Şuraya doğru çıkmıştık. Tabii bugün hava sisli olduğu için tekrar manzarayı gösteremedik sizlere. Ya kuzenimin oğlunun salıncağı. Şöyle bir nefeslenelim, bir oturalım. Yağmurun tadını çıkaralım, başlarız çalışmaya. Evet Uğur abi, geldik şimdi, gübremizi falan aldık. Bu yağmurlu günde geldik. Peki bu gübre nasıl verilmeli? Hani doğru bir şekilde? Bunu ya o bizim şimdi çaylıklarımız organik. Organik çay üretiyoruz. Aslında organik çay da ayrı. Normal konvansiyonel üretimde biraz daha farklı uygulama var. Konvansiyonel üretimde işte bu aylarda suni gübre genelde 25-5-10 atılıyor. İşte metrekareye aslında 30-40 gram atılması lazım ama 150 grama kadar atılıyor. Biz de önceden konvansiyonel üretim yapıyorduk. Şimdi organik çaya geçtikten sonra sonbaharda aslında hasat bittikten sonra bizim bir sonraki yıl için bakımlarımız başlıyor. Yani başlaması gerekiyor. Ne yaptık? Koyun gübresi seriyoruz. Dönüme 1-1,5 ton.
Sonra kazıyoruz o toprağı. Yani koyun gübresi akıp gitmesin. Hem toprakta oradaki canlılığı, organik madde miktarını rahatça sağlayabilsin diye. 5 yılda bir yapıyoruz bu uygulamayı. Çok sertleşmiş, sürekli üzerine gezdiğimiz için işte artık katılaşmış toprakları yine sonbaharda çapalıyoruz, kazıyoruz. Verdiğimiz gübrenin de aklamasını sağlıyor. Yani daha geçirgen bir yapıda olduğu için. Biz şimdi organik gübreyi daha erken veriyoruz. Niye? Daha geç çözünüyor. Yani sen gübreyi attın. O gübre önce topraktaki mikroorganizmalar tarafından parçalanıyor. Yeniliyor aslında. Yani onları besiniyor. Sonra o mikroorganizmaların ürününü çay bitkisi alıyor. Yani herhangi bitki için de bu geçerli. Şubat ayında gübrelemeyi yapıyoruz. Yine bir çapalama yapıyoruz üzerine. pH eğer çok düşmüşse, pH kontrolü yapıp onu da gösteririm sana nasıl yaptığımızı. Kireç uygulaması da aynı anda yapabiliriz veya sonbaharda da yapabiliriz. Daha sonrasında genelde bir gübreleme yapılmıyor. Yani bir sefer atılıp bırakılıyor. Ama ben nasıl yapıyorum? İşte Şubat'ta bir gübreleme yapıp birinci çaydan sonra yani Haziran'da tekrar bir gübreleme yapıyorum. Yani daha az miktarda oluyor. O da daha çok ikinci çay için değil de üçüncü sürgün için. Genelde üçüncü sürgün az olur. Ama benim üçüncü sürgünüm de aynı oluyor. Çünkü ona yönelik de uygulama yaptığım için. Aralarda sıvı gübreler kullanıyorum. Yani bu genelde pek tercih edilmiyor. Ben yıllar içerisinde farklı sıvı gübreler denedim. Kimisi faydalı oldu, kimisi az faydalı oldu, ekonomik olmadı. Yani attığın taş ürküttüğün kuşa değmiyor. Şu anda işte amino asitler, içerisinde humik fulvik asitler, bunlar hep organik asitler. Yani toprağı daha çok düzenlemek için gübre vereceğiz. Yağmurda veriyorum, işte onu anlattım niye o şekilde yaptığımı. Çok daha işimi kolaylaştırıyor. Hava açtıktan sonra bunu yapraktan da vereceğiz. Ama yapraktan bütün elementler alınamaz. Yani yapraktaki o stomaların açıklığı, yani onların mikron düzeyi, yani o delik, yaprak yüzeyindeki delikten daha kalın bir gübre verirsen, mikron çapı olarak, içeriye giremez. Biz o uygulamaları da 3'ten 4'ten sonra, yani akşam üzeri yapacağız. Nemli olsun, stomalar açık olsun diye. Evet, sonra da afiyetle çayımızı toplayacağız. Evet. Ne zaman? Mayıs sonu gibi bekliyorum. Çok belli olmuyor ama yani 15-20 gün hasat süresi ileriye geriye oynayabiliyor. İstersen gel direkt arazide göstereyim nasıl yaptığımızı. Hadi geçelim abi. Hadi. Önce tabii gübremizi dolduralım. Bu boş bir bidon. Bunun kapağına şöyle delikler açtım. Bir anda boşalmasın diye. Bunun konsantre olduğu için yavaş yavaş set aralarına dökeceğim. Bunu tabii önce bir çalkalamamız gerekiyor. Organik şeye geçti. Tamam. Organik çaya geçtikten sonra birçok kişinin verimi düştü. Ama düzgün bir bakımla, düzgün bir çabayla neredeyse aynı çayı ben alabiliyorum. Ve çok daha pahalıya sattığım için bu işten kâr ediyorum. Ya bu çiftçiliğe başlamadan önce bunu hesaplamıştım zaten. Yani aynı ürünü, aynı rekolteyi alıp daha yüksek fiyattan satarsam ekonomik olarak sürdürülebilir şekilde bu çiftçiliği sokabilirim diye düşünüyordum. Tam olarak da öyle oldu. Aşağıdan başlayalım, yukarıya doğru çıkalım. Bak burada da menekşeler var. Yazın mı böyle koma yerleri sever diye. Evet. Tabii şimdi çiçekleri soldu. Yolları, basamakları, taşları babam kesti. O yaptı. Ben de yardım ediyordum. Bu araziden çıkıyor bu taşlar. Evet. Günde 7-8-10 tane kesiyorsun. Bayağı bir iş. Yani oradan tekrar taşıyorsun. Aşağıda mezarlık duvarlarında bu aynı taşta yaptı. Arkadaşlar şu an
Taşlar ıslak ve nemli olduğu için biraz da yosun var üstlerinde. Dikkatli adımlar atmaya çalışıyoruz. Yoksa çayın dibini görürüz. Arda bir gelsene. Geliyorum abi. Taşlarda yosunlar, bu komalarda olan yosunların aynısı. Taşın üzerinde çıkıyor. Bir de ben şunu çok seviyorum. Bu çisellediğinde böyle rüzgar olmaz, hafif hafif yağar. Yani sert yağmadığı için bitkilerin üzerinde böyle damla damla kalır. Evet. Şurayı böyle bir yakından çeksene. Bak burada da bir dünya var. Çok güzel değil mi? Evet. Buraya bir tane yaprak düşmüş, kurumuş. İşte menekşe var. Otların üzerinde damlalar. Onların içinde de bir dünya var. Şöyle dostlar, şu yukarıdan geldik. Şuna doğru gidiyoruz şimdi. Aman abi. Oh. Zorlu. Nasıl geçtin oraya abi? Evet dostum. Geldik şu an. Şöyle Emre abi. Evet. Bu setlerin arası sonbaharda kazıldı. Orada görebilirsin. Aslında çok düzgün. Yani genelde çok daha bozuk oluyor çaylıkta. Yani bir sürekli bakımda olduğu için aralarını bulanmak da çok kolay oluyor. Arasına döküyorsun değil mi Uğur abi? Nasıl? Aralarına mı döküyorsun yoksa? Aralarına döküyorum. Bu şimdi konsantre olduğu için aslında bitkiyi yakma ihtimali var. Ama ben arkasına geçerken sıyırıyorum. Şu anda yağmur yağıyor. Birkaç gün daha da yağmur gösteriyor. O yüzden bu şekilde yapabiliyoruz bu uygulamayı. Yapraklarına da üstten de vereceğiz. O zaman tamamına vereceğiz. Hava açacak. Islakta verdiğin zaman sıyrılıp gider. O uygulamayı da çekeriz. Evet dostlar, bu çaylıklar yeni budanmış. Uğur abi dalları da toplamamış. Bu dallar burada çürüyecek. Organik gübre olarak bizim işimize yarayacak. Evet Uğur abi, niye çıkardın şapkanı? Darlanıyorum. Alışkınım, bir de rahatsız etmiyor beni ya. Hoşuma gidiyor hatta evet. Saçımız sakalımız. Burası kaç yıla tekrardan abi çay vermeye başlar? Şimdi bu yıl verecek. Verecek ama mi? Tam verime geçmesi 1-2 yıl sürüyor. Evet. Portakal mandalina kurumbileri vermiş. Kokularına bakabilirsin. Çiçeğe evet. Dönünce buralar buram buram limon portakal mandalina kokacak. Oo, çok güzel kokuyor. Şöyle dostlar. Ağaçlarımız da artık gelmeye başladı. Araziyi görüyorsunuz, çok çetin ve dallar çok sert. Ayağınız falan takılırsa sizi anında üşütebilir. Çok acıtıyorlar.
Şöyle bir manzara görebilirsin. Çifin diyordum ya sana, hani orman gününün sarısı. İşte evet. Deli bal oluyor bu ağaçta, bu o. Onu bir yakından koklamanı çok isterim. Evet. Uçmasam. Uçarsan zaten buradan aşağı köye ineceksin. Evet, ev erken gitmiş olur. Evet dostlar. Şu an ıslandık. Ama içinde yağmurluklar var. Ya aklıma ne geldi? Evet. Şimdi bu işte köylülük, işte köy hayatı, işte şehirden kaçalım köye gidelim falan muhabbet oluyor ya. Orada biraz sanki şey algılanıyor ya. Yani eskiden çocukluğunda yaşadığın köy mantığıyla. İşte gideceksin, anan baban atan deden ne iş varsa onları yapacaksın. İşte çocukluğunu yaşayacaksın orada. Ama dünya değişti. Biz tabii. Şimdi mesela köydeyiz. Tamam burası yakın bir köy ama yani köy hayatının çiftçiliği yaşıyoruz. Ama şehirdeki bir insanın mesela yapmadığı neyi yapıyoruz veya yaptığı neyi yapmıyoruz biz? Her şeyi yapıyoruz yani. Evet. Şehir merkezi 10 dakika uzaklıkta, istediğimiz gibi Rize'ye gidebiliyoruz. İlçeye inebiliyoruz. Evde internetimiz var, her şeyimiz var. Yani şehirde olan bir insandan hiçbir farkımız yok. Aksine fazladan avantajlarımız var yani. Ya şeyi düşünmek lazım. Köye gittim, eski şeylerimi yaşayacağım. Aslında değil. Yani her şey nasıl o şehirde değişiyorsa burada da değişti. İşte buraya yaya geliyorduk, altımızda arabamız var. İşte evde internetimiz var. İşte ne bileyim yani müzik yapmak için altta gitarımız, baterimiz var. İşte şehir merkezi orada. Veya daha uzakta işte Isparta'dan geldik, yine gideceğiz. Aslında dünyayı önüne açıyorsun. Belki de bir mesainin içerisinde olsan, yani şu Rize'de olsan bile yaşayamayacaksın bunu. Bir de saçımı şundan dolayı da ıslatıyorum, onu da söyleyeyim. Şimdi sen de fark edeceksin. Biz işte böyle kremler, işte ıvır zıvırlar, saçlarımız canlı olsun, yok kıvırcık olsun, düz olsun falan bir sürü bir şey kullanmıyoruz ya. Bu yağmur suyunu 1-2 yedikten sonra saçlarımızın nasıl canlanacağını göreceksin. Hı. Özellikle burada da böyle biraz asitli olduğu için yağmurlar pH'i 6-6,5 gibi olduğu için yani doğal olarak kremliyoruz saçlarımızı şu anda. Evet, ben de kerem aslında açmak istiyorum ama üşüteceğim. Dün biraz soğuk yedik. Ben hemen karnıma ağrı girdi. Alışık değilim tabii Uğur abi sürekli yağmurda çalıştığı için. Aha ben de kapattım. Çok alışık değilim ben. Evet abi. Öyle arkadaşlar. Bir saate işimiz bitecek. Biz de tekrar eve gideceğiz. Bak burada çifim var. Bak yanında dikenler var. İşte burada çay bitmiş. Bunun adı cigar. Bu da bir ağaççık. Böyle çok büyümez. Bunlar çok güzel kürek sapı olur. Çok da yavaş büyür. Arılar da bunu acayip severler. Özellikle sonbaharda bunun üzeri böyle oğul gibi olacak. Orada yabani likapa var. Hemen yanında. Bak cigar, likapa. Yine bu kadar küçük bir alanda ne kadar çeşit var görüyor musun? Bak altında maçitali var. Ondan sonra yabani çilek var. Burada ince çilek olur. İşte yaprağı. Şuraya insek kim bilir kaç çeşit göreceğiz. Orada bir tane çiğdem görüyorum. Yanında bir tane diken büyümeye çalışıyor. Dolu ya. Bakmayı bildikten sonra her yer her şeyle dolu. Evet dostlar. Şu an şöyle bir bitki var. Adını tam bilmiyorum ama tadını biliyorum. Biz yiyorduk bunu. Umarım yediğimiz şeydir. Şu şekilde. Göstereyim sizlere. Çok güzel bir tadı var. Arzen bitirdim neredeyse çaylıkları. Bir parça yer kaldı. Ben oranın gübresini vereyim. Yukarıdaki kulübede bir ateş yakayım. Bir ısınalım. Biraz üşüdük, ıslandık. Sonra bakalım işte devam eder miyiz? Hastalık kapalığında gübresini bugün vermek istiyorum ama yetişirse bugün, yoksa yarın artık. Ben orayı halledeyim. Sen de gelirsin 15-20 dakika. Tamam. Evet dostlar. Yukarı geldik. Uğur abi önceden geldi, ateşi yaktı. Ben de geldim. Uğur abi bu ne soğuk ya. Üşüdük ya. Vallahi üşüdüm ben de. Ya, ıslandık ya. Biz yarın devam edelim mi kapalı? Evet. Daha bir ısınalım.
soluklanalım da inelim. Ya serayı da kapatacağız. Hava soğudu bayağı. Onu da hallederiz. Bugün de öyle bitiririz ya. Evet. Yeter. Ekipimi göster abi. Evet. Şöyle yağmurluk. Tabii şunu iki yukarı çekmemiz gerekiyor. Yoksa buradaki su dökülüyor. O yüzden bunu olabildiğince yukarı çekiyoruz. Sonra bunu üstüne geçiriyoruz. Bunu da çizmelerimizin üstüne doğru geçiriyoruz. Böyle bir kombinle çalışmaya başlıyoruz. Yakıştı sana ha. Ya. Ne diyorsun abi bu manzara hakkında? Yani burada aslında sürekli olan bir şey. Arzımın çok hoşuna gitti. Güzel, benim de hoşuma gidiyor da. Yani durup da bu kadar şaşırmazdım ama. Evet dostlar, şu an böyle bir manzaradayız. Ve etraf inanılmaz güzel. Tam yağmur sonrasındayız. Tabii yağmur hafiften devam ediyor ama şöyle göstereyim sizlere. Çok güzel. Thank you.
seraya geçici olarak kapattık. Bir sıcak duşa girelim, bir ısınalım. Evet, bugün de bitirelim. Bugün yağışlı bir gündü. Gittik, gübremizi verdik. Ateşimizi yaptık, oturduk, biraz sohbet ettik. Geldik. Bugünü bitiriyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın.